Merhaba, bu dersimizde daha önce hazırladığımız araba animasyonumuzda kullanmak üzere bulut objeleri oluşturacağız. Bulut objelerini oluştururken internetten bulutla ilgili bir araştırma yapacağız ve özellikle çizgi filmlerde kullanılan çizgi film tarzı bir bulut resminden bulutlar oluşturacağız. Dersimize yeni bir sahne oluşturarak başlayalım. Modellememize başlamadan önce birkaç hazırlık yapmakta fayda var. İlk önce araba animasyon klasörü hazırlamıştık araba animasyonumuzu yaparken. Şimdi bu klasöre yine birkaç tane daha klasör ekleyelim. Objeler diyelim. Buraya animasyon sahnemizde kullanacağımız objeleri atacağız. İkinci bir klasör daha oluşturalım. Buna da referans resimler diyelim. Bulutla ilgili internette bir araştırma yapmakta fayda var. Bulutumuz çizgi film tarzı bir bulut olacak. İnternetten bulduğumuz bir bulut resmine göre bulutumuzu dizayn edeceğiz. Çünkü kafamızdan bulutun tüm detaylarını yapmamız zor olabilir. Şöyle ben internetten bir araştırma yaptım. Gördüğünüz gibi Cartoon Cloud yazdım. Yani çizgi film vari bulutlar. Bulutlara bakabilirsiniz. Ben şuradaki bulutu beğendim. Siz de bu göstereceğim taktikle buradaki bulutların birçoğunu yapabilirsiniz. Buradaki resmi sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyorum. Araba animasyon klasörümün içinde referans resimler demiştim. Buraya bulut referans diyelim. Bulut referans dedikten sonra bunu kapatalım. Blender'ımıza geri dönelim. Küpümüzü silelim. Bir tuşuna basıp ön görüntüyü alalım sahnemizi. Şurada ben screencast keyizleri açmak istiyorum. Şurada add diyor. Yani ekle demek. Image referans diyorum. Buradan referans resim ekleyeceğiz. Araba animasyon klasörümün içinde referans resim olarak oluşturduğum bulut resmini buraya alıyorum. Şöyle bunu birazcık yukarı alabiliriz. Şurada filtreler var Outliner'da. Buradan filtrelerde şu ok işaretine tıklıyorum. Objemin yanlışlıkla seçilmesini istemediğim için buraya tıkladım. Bu objemizin transparan ayarını birazcık şöyle düşürelim. Şöyle biraz saydam olsun. Bulutumuzu kürelerden yapmayı düşünüyorum. Shift A yapıyorum. Mesh, Use Sphere. Yani küreyi nesnesini buraya alıyorum. G ile şu soldan başlayalım. S diyelim. Şekli şu buradaki şekli uydurmaya çalışacağım. S diyelim. Shift D yapalım. Duplicate. S yapalım. G yapalım. Şöyle S yapalım. G yapalım. Şuradaki şeyleri uyduralım. Shift D yapalım. S yapalım. G yapalım. Shift D yapalım. S ile scale edelim. G'ye basalım. Shift D yapalım. Şöyle S yapalım. Shift D yapalım yine. S yapalım. G yapalım. S yapalım. Şöyle iyi. Shift D yapalım. S yapalım. G yapalım. Bunu biraz uzun yapmamız gerekecek. S yapalım. Shift Z yapalım. Z ekseni hariç şöyle birazcık uzatalım. G yapalım. Evet, bu da güzel oldu. Şuradan Shift D yapalım. Shift D yapalım. Bunu da uzatmamız gerekecek. Bunu da yine S'ye bastıktan sonra Shift Z yapalım. Z ekseni hariç büyütelim. Evet, bu da oldu. Şimdi bir de ben ortasında boşluk kaldı. Ortasında bir tane sfer oluşturmak istiyorum. Shift D yapalım şu büyük sferimizi. S yapalım. Şöyle G yapalım. Şöyle hepsini kapsayacak şekilde ve alttan taşmayacak şekilde scale işlemine tabi tutalım. Bulutumuzun modellemesini tamamladık. Şimdi şu referans objemizi gizleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi bir sürü küre objesi oluştu. Bunların hepsini Outliner'dan seçiyorum. İlk önce şu baştakine tıklıyorum. Shift'le şu alttakine de tıklıyorum. Hepsini seçtik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunları birleştirmemiz lazım. Ctrl J ile birleştirebiliriz. Fakat ben şu aralardaki yüzeylerinde birbirinin içine geçmesini değil de birbirini takip etmesini istiyorum. Bunun için Preferences'ten Bool Tool diye bir addon'umuz var. Bunu seçiyorum. Şöyle sağ tıklayıp şurada Edit'e geldiğimiz zaman, şurada OK'a tıkladığımız zaman Bool Tool'umuzu seçiyorum. Şurada Union diyor. Union'a bastığım zaman
Bu objemizi birleştirdi. Ctrl C'den farkı şu. A'ya basalım. Ctrl C'de bildiğiniz gibi şu obje aslında L'ye bastığımız zaman ayrılıyordu. Yani bunun aslında bir devamı da vardı şurada. Fakat bu burayı yok etti gördüğünüz gibi ve şuraya bağladı. Öbür objeleri, kürelere bağladı. Bunu bu şekilde yaptık fakat şöyle bir de smooth yapalım. Smooth yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şu kenarlarında kötü bir görüntü var. Bunu yok etmek için Scat Mode'a geçeceğiz. Scat Mode'a geçtikten sonra şöyle bir şey yapacağız. Bu simetri ayarlarımızı Y'ye çevireceğiz. X'ten kaldıracağız. Bir de ben bunu remesh yapmak istiyorum. Çünkü şöyle bakarsak şu özellikle şu tam kesişim noktalarında objemizin yüzeyleri çok düzgün değil. Bunu düzgün hale getirmek istiyorum. Şöyle bir örnek göstereyim. Aslında ben burada da smooth işlemi yapacağım ama bakın smooth işlemi yaptığım zaman şöyle çok güzel yapmıyor. Şu aralarda falan boşluklar güzel olmuyor. Bunun için ben remesh işlemi yapacağım. Şu voxel size diyor. Bunu 0.5 yapalım. Bir de şuradaki smooth normal seçelim ve remesh diyelim. Objemizi remesh yaptı. Fakat şurada göreceğiniz gibi sağ altta yüzey sadesi çok arttı. Fakat bunu düzelteceğiz. Şöyle F'e basalım. Şu fırçamızın strength'ini, gücünü birazcık azaltalım. Ve şöyle birazcık arttırabiliriz. Bulutumuzu şöyle yumuşatmaya başlayalım. Özellikle şu kenarları. Kenarlarımızı ne kadar yumuşatırsak o kadar güzel olacaktır. Yumuşatalım, altları da yumuşatalım. Üst tarafları da yumuşatalım. Evet, bulutumuzu büyük oranda bitirmiş olduk. Bulutumuzu bitirdikten sonra artık bulutumuza bir materyal verebiliriz. Şöyle tekrar object moduna geçelim. Şöyle materyalden new diyelim. Shading moduna geçelim. Şöyle sahnemizin arka planını mavi yapalım. Güzel bir mavi olsun. Bunu şöyle yukarı çıkarabiliriz. Shift A ile ben bir zemin eklemek istiyorum. S Scale 100 yapalım. Buna da bir materyal ekleyelim. Şöyle yeşil, şöyle biraz da koyu bir materyal olsun. Şöyle roughness'ını en yükseğe alalım. Şöyle parlaklığını azaltalım. Bulutumuzu yaptık ama bulutumuzun böyle beyaz pamuk gibi bir görüntü almasını istiyorum. Bunu şöyle yapacağız. Şurada subsurf diyor. Bunu şöyle birazcık arttırdığımız zaman ve bulutumuzun roughness'ını en yükseğe alalım. Speckler'ını biraz azaltalım. Bir de şuradaki ışığımızı sun yapalım. Çok yüksek değerde bunu 10 yapalım. 10 yaptıktan sonra şöyle angle ile biraz oynayalım. Shadow, contact shadow'a gelelim. Bir de sahnemizin render ayarlarından şöyle şuradaki bize gerekli şeyleri açalım. Şurada shadow diyor. Burada ben shadow'ların biraz daha kaliteli olmasını istiyorum. Şunu da şöyle 128 yapalım. Evet, bulutumuza tekrar dönelim. Materyallerinden şöyle birazcık saydam olmasını istiyorum. Çünkü bulutlar biraz saydam oluyor. Şu transmission'ı birazcık arttıralım. Emisyon ayarlarından ışığa tepkisini birazcık daha kaldıralım. Şöyle birazcık daha beyaz gözüksün. Gördüğünüz gibi bulutumuz hazır. Fakat bulutumuzla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Bulutumuzun yüzey sayısı çok fazla. Bunu biraz düşürmemiz gerekiyor. Bunu ben decimate modifier'ını kullanarak yapacağım. Decimate diyelim. Unsubdivide diyor. Bunu tıklayalım. Şu iterations'ını 20 yapalım. 20.000'e düşürdü. 30 yapalım. 20.000'den aşağı düşürmüyor. Bulutumuzda çok şeklinde bir değişiklik olmadı. Apply diyelim. Add modifier diyelim. Tekrar decimate uygulayacağım. Bu kez collapse. Şöyle. 13.000 şöyle şekli bozulana kadar devam edelim. Şöyle 2.000. Bakalım bir bozukluk var mı? Yok. Gayet güzel. Bunu da apply diyelim.
Evet, bulut nesnemizi, bulut objemizi oluşturmuş olduk. Şu yüzeyimizin birazcık daha koyu renk yapalım. Animasyon sahnemizde bu bulutu kullanacağız. Save as diyelim. Araba animasyon klasörümüzün içinde objeler demiştik. Buna bulut diyelim. Kaydedelim. Şurada sfer demeyelim de bulut diyelim. Çünkü bunu append yaptığımızda hangi objeyi append yaptığımızı anlamamız için bu önemli. Bu bulutumuzu şöyle çoğaltıp rotate işlemine tabi tutup veyahut da şöyle yüksekliğini yönünü ayarlayıp animasyon sahnemizde kullanacağız. Dersimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin.